People around me dancing and laughing, but I'm cold as an ice cream. It sounds like a siren. I, according to the season, I got a million reasons to smile. Apparently I'm chilling. Beylikdüzü Marina'ya geldik şimdi. Hakan ben, ablam, eniştem. Şu tatlılık da bizimle. Gelsin, biraz etrafı görsün. Onun için değişiklik olsun diye onu da getirdik. Günaydın. Az önce uyandım. Yeşil çayımı yaptım. Kamerayı açıp biraz konuşmak istiyorum. Son zamanlarda neler oldu, neler değişti, neler gelişti? Aslında size onlardan bahsedeceğim. Yaklaşık ben bir aya yakındır aslında video çekmiyorum. O bir aylık süreçte attığım videoların hepsi daha önceden çektiğim ve biriktirdiğim videolardı. Hep onları editledim. Son attığım videodan sonra ben daha fazla kötüleştim. Korona olduğumu öğrendim. Aslında o belirtilerin hepsi korona belirtileriymiş ve ben bunun farkında bile değildim. Dolayısıyla bir 7 günlük izin verildi bana ve o tüm süreci evde geçirdim. İlk 2 gün bayağı ağır atlattım. Çünkü ben genel olarak vücut yapısı çok fazla sağlam bir insan değilim. Çok fazla direnç gösterebilen bir vücut yapım yok ne yazık ki. O yüzden ben de ilk 2 gün bayağı ağır bir şekilde geçti. Son 1 aylık süreçte içimden gerçekten hiçbir şey yapasım gelmedi. Ne video çekmek, ne herhangi bir şey paylaşmak bir yerde, ne herhangi bir yerde aktif olmak. Hiçbir şey istemedim. Ya kendimi bir süreliğine eve hapsettim gibi bir şey oldu aslında. Ve bu bana hem iyi geldi hem de kötü geldi. Kötü geldi çünkü çoğu yapmam gereken her şeyi aksattım. İyi geldi çünkü gerçekten artık bir durmam gerektiğini hissediyordum ve asla o zaman dilimini de kendime yaratmıyordum. O yüzden bir yandan da iyi geldi. Hakan'ın askerliği açıklandı bu arada. Amasya'ya gidiyor. Kasım ayında gidecek. Bir aylık bir süreçten sonra geri gelecek buraya. Başka bir bankaya başvurmuştum ve sınava davet edildim. Sınava geçtim. Şu anki işimden memnunum ama neden daha iyi bir banka ya da daha iyi bir iş olmasın ki diye düşünüyorum. Size uzun zamandan beri bir kamera almak istediğimi hep belirtiyordum, istiyordum. Hakan'a da hep bunu dile getiriyordum. Sonunda öyle bir fırsat geçti elime. Ve bunu laptoptan yana mı yoksa kameradan yana mı kullansam diye bayağı bir kararsız kaldım. Laptopla da karşılaştırınca laptopun daha mantıklı olabileceğini düşündüm. Çok uzun zamandan beri istediğim bir laptop vardı. Hakkımı laptoptan yana kullandım ve gidip laptop aldım. Ve son olarak arkadaşlık ilişkilerinden bahsedeceğim size. Son zamanlarda genel olarak çoğu arkadaşlık ilişkilerinde gördüğüm bir şey var. Karşı tarafın beni kırma konusunda çok da bir zorluk çekmediğini fark ettim. Ben genel olarak sessiz sakin bir insanım. Evet çok fazla hareketli bir tarafım da var ama genele bakıldığında ben gayet sessiz sakin bir insanım. Hani kendi halimde takılan, kendisiyle mutlu olabilen, kendisiyle vakit geçirmeyi seven biriyim. Ve karşıdaki kişileri de kıramıyorum. Ama bu şu demek değil. Karşıdaki kişi asla hayır diyemiyor ya da ne bileyim işte karşıdaki kişi mutlu olsun diye her şeyi göz ardı ediyor gibi bir hörlükten asla bahsetmiyorum. İstediğim şeyi net bir şekilde söylerim. İstemiyorsam da gayet karşı tarafa bunu belirtirim. Karşıdaki kişiden de zaten hoşlanmıyorsam bunu net bir şekilde yüz mimiklerimle ve hareketlerimle karşıdaki kişiyi kırmadan belli de ediyorum bence. Yalnız bu iyi niyetimin ve sakinliğimin artık belli bir noktadan sonra kullanılmaya başladığını hissetmeye başladım ve bu bence çok çirkin bir hareket diye düşünüyorum. Geçenlerde mesela bir arkadaşım bir olaya sinirlendi ve o an belki de doğal olarak mı diyeyim bilmiyorum. Yani bu doğal mı gerçi onu da bilmiyorum ama karşıdaki kişileri terslemeye başladı. Ama halbuki o an siniri bize ya da yanındaki kişilere değildi. Aslında siniri tek bir kişiyeydi ve o ondan çıkartmak yerine sinirini tamamen nazı geçebilecek insanlardan çıkartmaya çalıştı. Ve orada doğal olarak sordum. Hani senin sinirin bize değil, karşı tarafa. Neden bunun ceremesini biz çekiyoruz ki? Bunun yanlış olduğunu, bu negatif enerjiyi bizim çekmek zorunda olmadığımızı karşı tarafa bildirdim net bir şekilde. Bu verdiğim sadece bir örnek. Ben genel olarak arkadaşlık ilişkilerine değer veren bir insanım. Değer verdikçe karşımdaki insanların uzaklaşmaya başladığını hissettim. Hatta geçen gün oturup kahve içerken Hakan'la da bu muhabbeti konuşuyorduk. Bir insanın bir insana değer vermesi, bir insanın bir insanı düşünmesi, bir insanın bir insanı merak edip arayıp sadece seni merak ettim, sesini duymak istedim,
geldin, iyi misin diye araması bence çok güzel ve ince düşünülen bir hareket diye düşünüyorum. Ama her arkadaşlık ilişkilerinde böyle olmuyormuş. Onu öğrendim. Çünkü şunu net bir şekilde anladım ki her insana değer verdiğinizde o kişide olumlu bir etki yaratacak diye bir şey yok. Çünkü bazı insanlar gerçekten değer verilmemeye o kadar alışmış ki siz değer verdiğiniz zaman onda emanet bir giysi gibi duruyor. Ben genel olarak arkadaşlık ilişkilerinde her zaman ilk adımı atan tarafımdır. Yani hiç şey kafasına girmemişimdir. İşte ilk adımı ben asmamalıyım. İşte ilk arkadaşlığı ben kurmamalıyım. İlk ben buluşalım dememeliyim falan gibisinden bir düşünceye hiçbir şekilde girmiyorum. Çünkü karşı taraftan aslında bir karşılık beklemiyorum ben bu konuda. Her zaman ilk adımı ben attığım için galiba kaybediyorum. Hayatımda her zaman şu kısır döngü devam etmiştir. Her zaman ben buluşmak isterim. Her zaman ben plan yaparım. Her zaman karşıdaki kişiyi ben ararım. Bu konuda da çok fazla kaybetmeye başladım. Hani size diyorum ya, aslında ben bir karşılık beklemiyorum ama belli bir süre sonra artık karşılık beklemeye başlıyorsunuz. Çünkü her zaman siz aradığınız zaman, her zaman siz buluşmak istediğiniz zaman, her zaman siz plan yaptığınız zaman, yani bu tek taraflı ilişki artık belli başlı yerden sonra sizi yormaya başlıyor ve hayatımda beni yoran hiçbir ilişkiye yer vermek istemiyorum. Yani bu arkadaşlık ilişkileri olabilir, iş ilişkisi olabilir, akraba ilişkileri olabilir. Beni yorabilecek hiçbir insanı hayatımda tutmak istemiyorum. Ben 10 adım atarken artık karşı tarafın bir adım atmasından gerçekten yoruldum. O yüzden bu tarz ilişkilerime artık belli bir mesafe koymaya başladım. Bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Beni anlıyor musunuz? Bir kişiye bir kere buluşalım dediysem bunun ikincisi asla artık bende tekrarlanmayacak. Bu konuda kendi kendime burada da söz veriyorum. Karşıdaki kişiden bir dönüş almadıkça asla bu adımı atmayacağım. Çocuk değiliz artık ve belli bir yetişkinlik dönemine geldikten sonra gerçekten bu tarz şeylerle uğraşmak hoş değil diye düşünüyorum ve bu konuyu burada kapatıyorum. People around me dancing and laughing by I'm cold as an ice cream. It sounds like a siren. I according to the season I got a million reasons to smile. Apparently I'm chilling. But actually I'm petrified. It was supposed to be a special ride, but I feel dün şöyle bir saçmalık oldu. Biz dün Adem'le beraber buluştuk ve Nişantaşı'na gittik. Önümüzdeki hafta benim doğum günüm ve doğum günüm için bir kıyafet almak istiyordum. Elbise almak istiyordum ve orada gitmek istediğim bir tane butik vardı. Oraya gideriz dedim. Oradan AVM'ye geçeriz dedim. Ya da daha değişik mağazalar varsa oraya gideriz diye düşündüm. Çok fazla gezeceğimizi ve yürüyeceğimizi tamamen unutarak gidip topuklu bir ayakkabı giydim ve ben topuklu ayakkabıya alışık bir insan değilim. Tamamen spor olmalı, bol olmalı üstümdekiler. Ve Nişantaşı'nda o kadar çok fazla gezdik ki hani artık benim halim kalmamıştı ve girmek istediğim birçok mağazaya da girememiştim çünkü yolları çok fazla tersi birbirine. O yüzden dedim ki en iyisi bugün Emel sen tek başına çık ve tamamen spor giyin. Tamamen bol giydim. Altıma eşofmanımı çektim. Spor ayakkabımı alacağım. Salaş bir şekilde dışarı çıkacağım. Cevahir AVM'ye gitmeyi düşünüyorum. Zorlu'ya gidecektim ama Zorlu çok daha fazla kalabalık olur diye düşünüyorum. O yüzden Cevahir'e gideceğim erkenden. Umarım bir elbise bulabilirim. Aslında dün bir tane buldum. Zara'da beğenmiştim. Çok da güzeldi bence ama Hakan beğenmedi onu. Hakan da beğenmediği için benim de çok fazla içime sinmediği için onu bıraktım. Bu videoyu siz izlediğinizde büyük ihtimalle ben doğum günümü kutlamış olurum diye düşünüyorum. Umarım içime sinen tarzda bir elbise bulurum ve şimdi hızlı bir şekilde Cevahir AVM'ye gideceğiz sizinle. People around me dancing and laughing by I'm cold as an ice cream. Sounds like a siren. I, according to the season, I got a million reasons to smile. Minik bir güncelleme yapmaya geldim. Aradığım tarzda bir elbise asla bulamadım. Blazer ceket tarzında elbiseler istiyordum aslında ama hiçbir yerde yoktu. Denediklerim de zaten çok fazla içime sinmediği için almadım. Sırf almak için almak istemedim yani öyle söyleyeyim. O yüzden evden kombin yapmaya karar verdim. Evdeyim, yemek yapmam gerekiyor. Akşama kuzenim gelecek arkadaşlarıyla beraber bana. Enough now before it starts to overcame.